Merhaba sevgili canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta semavi şahlık yaklaştı adı bir deyiş paylaşmak istiyorum. İsa Ruhullah kendi taliplerini yanına çağırıyor ve onlara cinleri çıkarma yetkisini, velayetini veriyor. Bir de bütün sakatlıkları, hastalıkları iyileştirme, şifa verme gücünü de veriyor, kudretini veriyor. Sonra bu 12 talibe havari diyoruz zaten gönderilenler. Bunlara bütün köylere, kasabalara gönderiyor. Ama göndermeden önce bazı emirler veriyor. Diyor ki köylere ve kasabalara girerken semavi şahlık yaklaştı artık. Tabii ki biz yani her hafta izliyorsanız anlıyorsunuz ki demek ki Şah İsa yani kral, hükümdar, hünkâr İsa geldi artık. Ve her şey değişti. Bütün dünyanın gidişatı, tarihi değişti artık. Ve kanıtlayıcı, destekleyici, teyit edici, tasdik edici alametler olarak hastaları şifa verin diyor. Ölüleri diriltin diyor. Bütün cinleri çıkartın, kovun, defedin. Ve bazı başka emirleri var. Diyor ki yanınıza altın, gümüş, bakır, para filan götürmeyin. Yani yedek gömlek bile götürmeyin, erzaklar götürmeyin. Çünkü diyor ki işçi rızkını hak eder. Hani dedik ya işçiler için dua edin, yalvarın. Yani artık bunlar, bu havariler, bu İsa'nın talipleri işçiler ve rızkını hak ediyor. Sonra diyor ki hangi köye veya kasabaya girerseniz değerli bir can, değerli bir insanı bulun, saygı değer, saygın bir kişi bulun ve ayrılana kadar onun evinde kalın. Onun evine girerken hane halkına, ev halkına selamet dileyin ve eğer sizi hoş karşılarlarsa o selamet üzerlerinde kalacak. Ama hoş karşılamazlarsa o selamet size dönecektir. Her neyse deyişe geçiyoruz. İnşallah seversiniz. Her yerde hep bildirin, ey canlar semavi şahlık yaklaştı. Burada hastalara şifa verin, ey canlar semavi şahlık yaklaştı. Ey canlar semavi şahlık yaklaştı. Ölüleri diriltin, hayat verin. Cüzamlıları temiz ve pak kılın. Cinleri çıkarın, kovun, defedin. Ey canlar semavi şahlık yaklaştı. Ey canlar semavi şahlık yaklaştı. Karşılıksız verilen bu güç sizin, onlara karşılıksız yardım edin. Bedava aldınız, bedava verin. Ey canlar semavi şahlık yaklaştı. Ey canlar semavi şahlık yaklaştı. Ölüleri diriltin, hayat verin. Cüzamlıları temiz ve pak kılın. Cinleri çıkarın, kovun, defedin. Ey canlar semavi şahlık yaklaştı. Ey canlar semavi şahlık yaklaştı.
Yanınıza altın, gümüş almayın. Erzak ve yedek gömlek taşımayın. İşçi rızkını hak eder korkmayın. Ey canlar semavi şalık yaklaştı. Ey canlar semavi şalık yaklaştı. Ölüleri diriltin, hayat verin. Cüzamlıları temiz ve pak kılın. Cinleri çıkarın, kovun, defedin. Ey canlar semavi şalık yaklaştı. Ey canlar semavi şalık yaklaştı. Saygın can bulun, ayrılana kadar onunla kalın. Eve girerken selamet dileyin. Ey canlar semavi şalık yaklaştı. Ey canlar semavi şalık yaklaştı. Ölüleri diriltin, hayat verin. Cüzamlıları temiz ve pak kılın. Cinleri çıkarın, kovun, defedin. Ey canlar semavi şalık yaklaştı. Ey canlar semavi şalık yaklaştı. Evet. Ve aslında bu şahlık hala da bize yakındır, yaklaştı. Tek gereken şey o şahlığı yani kabul etmemiz. Yani hayatımızı o şahlığa açmamızdır. Yani hayatımızda İsa ruhuyla şah olmalı. İnşallah beğendiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun kanalıma. Yorum da yazın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, sevinçte kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.